Sevgilim. Gelsene. Müzik.
kızın. Ben senin babanım. Korkma benden. Baba? Kaldık ya. Gerçekten sen misin? Baba, konuştuğumuz gibi. Sen sadece biraz sakin ol. Tamam, tamam. Aziz. Eski dostum. Hoş geldin demeyecek misin kayınpederine? Askerden tanıyorum bunları. İyi insanlar sanmıştım. Askerden 2 sene sonra geldiler, buldular beni. Kaçakçılık işine falan bulaşmış bunlar, mimlenmişler. O yüzden ortaya çıkamıyorlarmış. Beni alet etmeye çalıştılar ama ben olmaz dedim. Ben el açıp harama dua etmem. Ben bunları savdum başımdan. Ama olan olmuş. Ne yaptılarsa ben yapmışım gibi ihbar etmişler beni. Hey Allah'ım, ne insanlar var ya. Ya, evet. Ya. Polis geldi benim evime. Ben bunları birkaç hafta misafir etmiştim evimde. Ne var ne yoksa biliyorlar tabii. Neyse. Ne yaptılarsa benim üstüme yakmışlar işte. Masum olduğunuzu ispat edemediniz mi? Edemedim. Ne yaptıysam olmadı. Kötüyle baş edilmez tabii. Allah karşılaştırmasın. Amin. Amin. Ama asıl mesele Aziz'le olan. Meselesi? Yok. Aziz söylememi istemiyor. Hiçbir şey gizli kalmamalı, söyleyeceğim. Osman. Allah Allah.
Allah, çok merak ettim. Hani beni götürüyorlardı ya. İşte beni onların elinden Aziz kurtardı. Aa. Fransa'ya kaçırttı beni. O olmasaydı ben buralarda şimdiye kadar çoktan çürüyüp giderdim. Aziz Alkan'ın eli bu meseleyi de uzandı yani. Öyle. Onun eli her meseleye uzanır. Sağ olsun. Sonra? Sonra Fransa'da annenle tanıştım. Biz çok sevdik birbirimizi. Sonra sen oldun. Ama siz Fransa'da değildiniz değil mi? Yani seninden dinlediğim kadarıyla. Evet. Ben Fransa'dayken babamın ölüm haberi gelmişti. Kaçaktım ama gitmemek olmazdı. Evlatlık vazifesi. Gittim. Yani geldim. Ama babamın cenazesini defnedemeden jandarmalar yakaladı. Cenazeye de saygılar yok işte. Artık hiç kurtuluşum yok diye düşünürken Aziz yine bırakmadı beni. Bu sefer de Batum'a kaçırdı. Tabii bana yüklenen suçlara bir de firar eklenince cezam müebbete çevrildi. Ben de artık ortalığa çıkamayacağım için evlatlarım beni öldü bilsin dedim. Öyle işte. Affedin beni. Ama babanız İyi bir adam, bunu da bilin. Selin. Umurumda değilsin. Ne hesabın varsa, ne yapmak istiyorsan yap. Zerre umurumda değil. Ama sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın.
Aziz. Kanın çekilmiş senin. Uzun zamandır görmediğin eski dostunu böyle mi karşılayacaksın? Geç otur Aziz, geç geç. Belli ki ayakta duramayacaksın. Hayalet falan değilim. Allah işte. Öldürmeyince öldürmüyor. Ölsem üzülürdün ama değil mi Aziz? Ha? Niye geldin? Niye ölmedin mi demek istedin? Niye geldin? Vallahi çocuklarımı çok özledim be Aziz. He, dile kolay 25 sene. Bir sürü de hikayem var onları anlatacak. Söylemeden ölürsem gözüm açık giderim. İçeride yaptın ya numaralarını. Askerlik arkadaşları, ihanetler falan. Ha? Daha ne kaldı anlatacak? Vallahi bilmem ki. Belki Mustafa'yı anlatırım Kartal'a. Babasını merak eder elbet. Yapar mı bu işi? Mahir adamdır ama paraya da ihtiyacı var. Karısı da iyicene kötüledi. Matbaadan kazandıklarıyla hastane masraflarını karşılayamıyor. Yani değişik adamdır. Bu işe girer mi onu bilmem. Köşeye sıkışmış adam her işe girer. Geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mustafa. Aleykümselam Mustafa. Hayırdır, niye çağırdınız beni böyle apar topar? Hayır, hayır. Karın nasıl oldu? Geçmiş olsun. Eyvallah. Zordur tedavisi. Masrafı da çoktur. Nasıl? Kalkabiliyor musun altından? Allah büyük. Verir şifasını. Büyük, büyük. Büyük tabii. Şifasını da verir. Ama para lazım be Mustafa. Yani dünya böyle dönüyor. Paran yoksa Allah da unutuyor seni. Yalansa yalandı. Hayırdır Osman? Niye çağırdınız beni buraya? Bir iş var kardeş. Hepimiz refah edeceğiz inşallah. Ne işi? İşinde iyisin Mustafa. Matbaadan insan çıkardı. Mustafa çıkarır derim. Bize senin gibi adam lazım. Uzatmayın lafı da söyleyin, ben de yoluma gideyim. Para basacağız Mustafa. Çok kazanacağız. Sen de girersen bu işi hallederiz. Osman. Ya bir dinle hele. Bak bundan sonra sefalet falan yok. Şu işi bir halledelim, dua edeceksin. Ben harama dua etmem Osman. Bundan böyle kapımı çalmayın bu iş için. Mustafa, insanın bile gerçeği kalmadı artık. Korkacaksan onun sahtesinden kork.
Sen bana babalarımızın eskiden çok iyi arkadaş olduğunu söylemiştin. Doğru. İyi arkadaşlarmış. Kartal Bey. Sadık. Neredesin sen burada? Geç içeri Emine, geliyorum. Tamam Sadık, sonra konuşuruz. Ben sana geçmiş olsun dedim mi? Yok, vallahi demedim. Unuttum. Kusura bakma. Geçmiş olsun. Gerçi atlattın zaten. Ne diyorsun Osman sen? Ural meselesi. Almışlar seni geçen evden. Sen temiz iş yapardın Aziz. Sen bir iş yaptın mıydı? 25 senede geçse kimse anlamazdı ama bu sefer öyle olmamış. Peki hiç düşündün mü neden böyle oldu? Nasıl bulaştılar sana? Polis seni nasıl buldu? Hiç sordun mu kendi kendine? Ural garibanın tekiydi be Aziz. Sana yanlış yapmazdı. Yazık oldu. Ne demeye getiriyorsun? Biz eski dostuz diyorum. Geçmişi unutamayız diyorum. Derdin ne o zaman? Ne derdim olacak Aziz'im? Geçmişten bahsediyorduk, hüzünlendim. Hey gidi topuksuz Vural hey. Aziz Bey, bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sebep? Vural Çakır cinayeti. İyi tanırsınız. Müsaade var mı? Gel kartalım, gel gel. Tekrar hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk ama amca de bana. Ben senin babanın arkadaşıyım. Seni de tekrar tebrik ederim. Tamam. Ben biraz çıkayım. Siz daha buradasınız zaten, görüşürüz. Siz iki eski arkadaş. Konuşacaklarınız vardır. Emre ile görüşeceğim. Emre'yi falan mı taşınsan acaba? Zor oluyor böyle senin için. Mantıklı. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm, sonra da içime gömerim, haberin olsun. Ben küçükken ne hayal ederdim biliyor musun? Bir gün benim annem senin de baban çıkıp gelecek diye hayal ederdim. Bak Selin'in babası geldi. En azından o kavuştu babasına. Ben annemi özlediğimde hep sen beni teselli ederdin. Sen de beni. Benim babam ikimize de yeter. Yetmek için çok uğraştı ama. Babam en çok benim hediyemi beğenecek. Babam her hediyeyi beğenir bir kere. Ya görürsün. Sen niye iki tane hediye aldın Kartal? İşte. Bizden daha çok seviyorsun babamı. Ya. Sevmezsin zaten. Bizim babamız o. Mert onun da babası. Değil işte. Kendi babasını alsın o. Üzülme. Üzülmüyorum. Sen diğer hediyeyi kendi babana mı aldın? Sakla onu, gelince verirsin. Hadi gel, babama hediyelerini verelim. Baban gelene kadar o da senin baban.
Sen git kafanı dinle biraz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Senin ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ben bu zamana kadar babam öldü diyebildim. Öyle de kabul ettim. Ne bir aradı, ne iki satır bir şey yazdı. Anam, rahmetli kahırlan göçtü gitti. Mezarını bileydik iyiydi diye her gün ağlardı o kadıncağız. Abicim şu anda ne desen haklısın. Sen bırak benim haklılığımı da. De bakayım bana ne oluyor ya? He? Babam pat diye bir gün geliyor. Ben yaşıyorum diyor. Git yeğenini hastaneden al diyor. Kardeşimi nikahlandığı gün kalkıp buraya geliyor. De film dönüyor burada ya. Ne oluyor ya? Abicim. Ben sana bir şey anlatacağım. Allah rızası için anlat artık ya. Gel. Lütfen. Neredeyse 5 yıl önce Fransa'da Osman'ın babasıyla tanıştık. Birbirimize çok aşık olduk. Türkiye'den iş için gelmişti. Kısa bir süre geri dönüp sonra yanıma gelecekti. Ama gelmedi, gelemedi. Sen öldü dememiş miydin bu adam zaten? Ölmedi. Ya sabır! Şşt, lütfen abi. Osman'ın kendi çocuğu olduğunu hiç bilemedi. Sebep? Öyle işte. Öyle işte, böyle işte. Abicim. Önemli konu bu değil zaten. Daha önemlisi de var yani. Abicim lütfen sakin ol. Osman'ın babası Kartal. Kartal. Bizim Kartal. Nasıl ya? Sen buraya Kartal için mi geldin? Yok. Burada olduğunu bilmiyordum. Aziz Bey'le nikahlandın. Ne olacak şimdi? Olacak bir şey yok. Aziz'le evli kalacağım. Müsaade var mıdır? Yürüyün bakayım Ayt. Yürü, 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 yürü. Nereye? Cehennemin dibine, he? Ne kadar ayıp Sadık. Ne bağırıyorsun kıza? Babacık dedemle görüşseydim ya. Yürü kızım yürü. Sonra görürsün dedim. Çık. Yürü. Konuşacak çok şey var be Aziz. Ama bir başlarsam ömür yetmez bitirmeye. Başla o zaman. Anca anlatırsın. Canın kavga istiyorsa o kolay. Ama sen artık eski Aziz değilsin. Kocamışsın. O yüzden huzurunu kaçırma bu saatten sonra. Ben huzuru ancak mezarda bulurum Osman. Başka şeylerle korkut beni korkutacaksan. Kızıma aşıksın. Hem de çok. Aslında buna çok şaşırdım. Saadet'ten sonra yani. Sakın bana Selin'i kaybetmeye göze alabileceğini söyleme. İnanma. Eğer cidden göze alabileceksen çağır Selin'i. Oturup konuşmaya başlayalım. Ha. Kartal'ı da çağır. Çünkü
Onun da bazı şeyleri bilmeye hakkı var. Hadi. Neyse Aziz. Biz bunları seninle daha çok konuşuruz. Ben şimdi kızıma vedalaşayım. Vural Ayhan'la ilgili ne varsa, doğum kaydı, evlilik cüzdanı, otobüs bileti, cebinde buruşturulmuş fişi bile, ne varsa istiyorum. Aziz'in hiçbir şeyden haberi yok. Senin hiçbir şey bilmiyor dedim ona. Ya anlarsa? Biz dikkatli olursak anlamaz. Baba lütfen abimle konuş, Kartal'a bir şey anlatmasın. Merak etme, devamında. Devamı yok baba. Artık bu işin içinde değilim. Ne demek şimdi bu? Daha fazla yürütmeyeceğim. Aziz'le evlendim artık. Kartal'a daha fazla zarar gelmesin diye. Onu tehlikeye atamam. Selin, güzel kızım. Bitti baba. İstemiyorum. Yapamam, yapamayacağım. Daha fazlasını isteme benden. İyi geceler. Ne geceydi? Sürpriz üstüne sürpriz. Güzel vakit geçirdik ama. Evet ya. Babam damat oldu. Nikah kıydı. Selin'in babası geldi. Daha ne? Bilmiyorum. Bence tuhaf bir şeyler var. Niye? Niye her şey bu kadar hızlı oldu? Sonra bu nasıl bir tesadüf? Nikah gecesi Selin'in babası ortaya çıktı. Hayat halacığım ya. Hayat işte oluyor böyle şeyler. Sen niye takılıyorsun bu kadar? Susmak istiyorum Esra'cığım ama olmuyor. Abi, size hangi odayı hazırlatalım? Böyle her şey birdenbire oldu, hiçbir hazırlık yapamadım. Yok canım, yok. Hiç gerek yok. Hadi iyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler babacığım. İyi geceler abi. Çok yakıştı damatlık. İyi, ben kaçıyorum o zaman. Nereye? Zehrine gideyim ya, orada kalayım. Kızım senin bitmedi mi iş? Pardon Ümmü Hanım. Gideyim onunla kalayım bu akşam. Hadi. İyi tamam. Hadi selam söyle. Söylerim. Benden de söyle Zerrin'e. Tamamdır, görüşürüz. Seviyorsun futbol. Çok seviyorum abi ya. Dayanamıyorum görünce. Ne haber? Konuşsana oğlum. Ne olmuş? Ne bitmiş? Ne konuşayım? Ne olmuş işte? Nikah oldu. Babası geldi. İyi de neden? Sebep? Dönüyor bir şeyler. Bir oyun oynanıyor. İyi de kim oynuyor birader? Çözeceğiz. Selin? O da oyunun içinde. Yavaş, yavaş. Emin misin? Birkaç saat önce gidiyordu. Sonra pat diye Aziz'le evlendi.
Sonra nikahta babası çıktı geldi. Öldü sandığımız babası. Sence tuhaflık yok mu bu işte? Hı? Var kardeşim, var. Ah be abicim ya. Sen neyin içine düştün böyle? Düştüysek de çıkarız. Çıkarız. Korkmana gerek yok. Herkes hata yapar. Önemli olan hatadan dönmek. Sen de hatanı fark edip döndün. Ölene kadar benimlesin. Sadece dinle. Zor bir gündü senin için. Yavaşsın. Ben bu gece zor toplarız seni zannediyordum. Ayık olmam lazım. Birini mi bekliyorsun sen? Kartal abi buyur. Sağ ol abi. Ne oluyor birader? Oyuna giriyoruz. Aradı mı Cengiz? İrtibat halindeyiz. Neymiş asıl hikaye? Hali araştırıyor, bir şey bulamamış. İyi halt etmiş. Ya gelip izahat verecekmiş size. İyi, tamam. Umurumda değilsin. Ne hesabın varsa ne yapmak istiyorsan yap. Zerre umurumda değil. Ama sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Günaydın. Günaydın. Damat bey nerede? Çıktı, işe gitti. İlk günden yalnız mı bıraktı seni? Ya sıkıntı yok. Kırılmadım.
E o zaman bu suratının hali ne? Bir şey mi oldu? Ya bunu açamadım da sinir verici. Allah Allah. Ya tek derdin bu olsun, getir. Çok güzelmiş. Babam mı hediye etti? Evet. Ben de çok beğendim, güzel. Zevkli adamdır. Hop işte bu kadar. Öyledir, sağ ol. Ama sana en büyük hediyeyi dün gece babam verdi. Babasını kaybetmiş herkes senin yerinde olmak ister. Yüzün gülsün biraz ya. Hazırlıklar ne durumda? Gerçekten İtalya'ya gidecek misiniz? Evet, yani Kartal aksi bir şey söylemedi. Bir bakmışsın valizleri kapının önüne koymuşuz akşam. Bu arada nerede o? Ay sorma. Gene böyle daraldı. Afakanlar basıyor arada. Ben de rahat bırakıyorum. Kendi kendine kalsın diye. Ama konuştuk. Şirkete uğrayacakmış. Yapıyorum ben. Ya kırıldı mı o? Senin için yaptım. Aşkın kokusu. Hayatımda kokladığın en güzel şey bu. Of. Ne yapıyorum ben bunu ya? Bir şey olmuş mu? Çok kıymetlidir. Birkaç yıl önce hediye gelmiş. Kullanmaya da kıyamıyor, anlamadım. Ya. Alabilir miyim artık? Selin, alabilir miyim? Tabii. Bir koklasana şunu ya. Nasıl kokuyor, sen anlarsın. Çok güzel kokuyor. Hala mı? Yok. Çok güzel. Hoş yani. Ben şirkete bir uğrayayım. Parfüm yapmaya çok özledim. Kocamı özledim desene sen şunu. Ya ben de Kartal'ı özledim. Keyfi yerine gelmişim, bir görmem lazım. Sen hazırlan, ben çantamı alayım çıkalım, olur mu? Tamam. Şehrin karanlık sokakları. Bence daha bir şey görmedik. Korkutma şimdi beni ya. Nereye gittiğini biliyor musun sen? Takip et. Hazırlıklı gelseydik keşke. Yürü, bir şey olmaz. Ya sizin bu mesele aşk filmi gibi başlayıp sonradan korkuya döndü galiba ha? Korkuyorsan git arabada bekle. Çok iyi olur. Korktuğumdan değil de işte havasız ya, bastı. Ha! Hayırdır? Kusura bakma dayı, böyle izinsiz girdik. Gelin gelin. Burası benim değil zaten. Ben de misafirim. Kimin? Vural'ın da.
Sen Vural'ı tanır mısın? Tanırdım. Topuksuz Vural. Peki bize biraz anlatsana şu topuksuz Vural'ı. Anlatırım anlatmasına da. Mazot var mı? Sen ondan haber ver. Buyurun. Buyurun. Yukarısı'da yönetim kurulu katımız. İdari işlerimiz burada oldu. Kim yönetiyor burayı? Aziz Bey. Aziz. Belli. Her şey yerli yerinde. Öyle. En büyük oda kimin? Aziz Bey'in. Özür dilerim. Efendim. Evet. Tamam. Aziz Bey, teknik firmadan gelmişler. İzniniz olsa toplantıya inmem gerekiyor. Aziz. İyi iş kurmuşsun kendine. Sağ ol. Benim gözüm yemez bu kadarını. Yarısı olsa belki. Odan neresi? Bir çay ısmarladı, çay içelim bari. Misafiriniz. Demek yendin İstanbul'u. Ha Aziz? Helal olsun. İşte buna hayat deniyor Aziz. Bazıları yaşıyor. Bazıları bakıyor. Kimine kavun, kimine kelek misali. Yokum dedim Osman. Dürtüp durma beni. Bir daha da gelme kapıma. Mustafa. Herkesin yapacağı iş değil bu. Sana geldiysek bir bildiğimiz var. Sizin bildiğiniz beni ilgilendirmez. Ben yokum. Karın hasta. Kartal daha küçük. Onları düşün. Karını yaşatabilecek misin parasız? Oğlunu karnı tok büyütebilecek misin? Yazık onlara. Benim ailemi ben düşünürüm Aziz. Hiç sen dilini uzatma o tarafa. Tamam, tamam. Sen niye bu işi istemiyorsun onu söyle. Benim haramla işim olmaz. Tutturdun bir haram haram. Nedir haram? Devlet de para basıyor, biz de basacağız. Ne farkı var? Fakire fukaraya çökmüyoruz ya. Sen düşün bir daha. Hepten kurtulacağız bak. Uzamasın bu mesele. Ben yokum. Gidin gölüne olan varsa onu bulun. Sana da kendini yakma derim ama dinlemezsin ki. Ne yapacağız? Gidip ikna edeceksin. Artık girdi bu işe. Yapet getir onu.
Ne anlattın Kartal'a? Nasıl öldü biliyor babasını? Bir kavgada öldürüldüğünü. Seni ne diye biliyor? Babası. Babası? Bunca yıl babalık yaptın ya. Arkadaşının yetimini sokaklarda bırakmadın. Allah razı olsun Aziz, ne diyeyim? Ne yaptıysak ikimiz yaptık Osman. Allah benden ne kadar razıysa senden de o kadar razı. Öyle öyle. Ama kafama bir şey takılıyor Aziz. Madem biz her şeyi ikimiz yaptık da niye birimizin boyu bu kadar uzarken öbürü böyle cüce kaldı? Ne istiyorsun? Sağlığını diyeceğim ama hiçbir işime yaramaz. Benim ölüm nasıl senin işine yaramadıysa. Osman, ne istiyorsun? Biz seninle artık dosttan da öteyiz. Aile sayılırız. Senin olan ne varsa benim de sayılır. Öyle değil mi? Ortak. Kaç para istiyorsan vereyim, çek git. Selin'e de bir şey anlatma. Bu arada dün akşam anlattıkları çıkmıyor aklımdan. O ne öyle film gibi ya? Adam zombi gibi çıktı geldi ya. Ama iyi oldu ya. Selin babasına, babam da eski arkadaşına kavuşmuş oldu. Kötü olmadı yani. Yalnız helal olsun kıza. O kadar uğraştık. Yine de başardı. Hüma sinir olmuştur. Ne dedi? Kim? Hüma istemiyordu ya. Ha yok, bir şey demedi. Aa, nasıl yani? Bayağı. İlgilenmiyor artık. Bıraktı. Aynı Hüma'dan bahsediyoruz değil mi? Biz aynı Hüma. Hı, bayağı. Ya bir de şimdi imzalar atıldı ya. O yüzden saldı yani. Yapacak bir şey yok. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ama seni hala çok seviyorum. Sadece bunu, ne olur. Oktay bırak beni. Hüma. Onun başka gündemi var şu ara. Herhalde onunla meşgul kafası yani gibi geldi bana. Bilmiyorum ama bu aralar durgun yani. Herkes nerede? Aziz Bey erkenden çıktı. Senin Hanım'la Esra'nın da beraber gittiler. Nereye gittiler? Bir şey demediler. Bunlar nasıl yeni evli ben anlamadım. Belki babasını görmeye gitmiştir ama. Kız anormal günler yaşıyor. Selin'in doğalı bu. O bu eve geldiğinden beri her şey anormal zaten. Elif sen çıkabilirsin. Afiyet olsun. Sağ ol Elif'ciğim. Sen bu adamın anlattıklarına inandın mı? Yok efendim iftiraya uğramış da, abim yardım etmiş de, kaçacakmış da. Bana hiç inandırıcı gelmedi. Kendi çocuklarıyla arasındaki konumu bizi ilgilendirmez. Adam kızı abimle evlendiği gün geliyor ama. Sence de tuhaf değil mi? Zengin yere kapağı attı, adam da çıktı geldi. Bu kadar basit. Hüma farkında mısın? Abinde kızdığın her şey sende var. Kim o? Saçma sapan bir kampanya mesajı.
E anlat artık. Ne öğrenmek istiyorsun? Kimdir bu Ural? Necidir? Sen necisin? Soruları sen soracaksan iki kişi de senin alman lazım. Garibanın kimsesiz biriydi Ural. Burada yatıp kalkardı. Yağmurlu havalarda ben de burada yatıp kalkalım. Bir gece soğuk bir geceydi. Buraya gelirken Ural'ı bir arabaya binerken gördüm. Nasıl bir araba? Büyük siyah bir arabaydı. Filmlerdeki gibi. Kafam güzeldi ama hatırlıyorum. Film sahnesi gibiydi çünkü. Ben de bir filmde oynadım biliyor musun? Yapma ya. Hangisinde? Anlatsın istersen. Pardon birader. Neyse. İşte aldılar götürdüler. Birkaç gün haber alamadım. Sonra bir gece burada yatarken apar topar polisler geldi. Cesedini bulmuşlar. Yarısını balıklar yemiş tabii. Her tarafı didik didik aradılar. Burayı toplayacağım diye canım çıktı. Götürenlerin kim olduğunu hatırlıyor musun? Hayal mi ya? 3 kişiydiler. Bir tanesi yaşlıcaydı ama dinçti. Ural'ı arka tarafa oturttular. Sonra da aldılar götürdüler işte. Boşuna uğraşma. Öyle 3-5 kuruş önüme atarak bu işten kurtulamazsın artık. Akrabayız da. Ne istiyorsun o zaman? Kaybettiğim yıllarımı. Sen büyürken, zenginleşirken benim çarçur olan yıllarımı. Şirketin yarısını yani. Atlattık mı Ural? Atlattık Osman, atlattık. Onlar ayıkana kadar sen çoktan uçmuş olursun. Korkma. Aziz nerede? Köprünün altında bekliyor. Seni kendi elleriyle bindirecek tekneye. Ne yapıyorsun lan sen? Tezgaha getirdiniz beni. Thank you.
yoktu. Seni dışarı çıkardılar diye biliyorum. Hı hı. Ben de öyle düşündüm zaten. Aziz bana bunu yapmaz dedim. Yoksa niye geri geleyim? Neyse. Geçmiş uzun. Seninle daha çok konuşuruz. Ben şimdi gidip oğlumu göreyim biraz da. Ne yapmış Cengiz? Bulmuş mu bir şey? Buyurun Aziz Bey. Kazakistan'dan gelmiş. Yıllardır oradaymış. Bir şirket vardı. Adı orada yazıyor. Orada sahte kimlikle çalışmış. Kimin bu şirket? Buradan göçen birinin. Askerde tanışmışlar. Var mı bir numara? Ya bir numara yok. Yani şirket normal işliyor. Sahibi de iş adamı. 3 gün önce mi gelmiş? 3 gün önce gelmiş. Bir otelde kalmış. Öyle çok pahalı bir otel değil. Sahte kimlikle mi kalmış? Yo, kendi kimliğiyle. Gözünüzü de ört açın. Başsın. Hepsi bu. Başka bir şey hatırlamıyorum. Peki bu Vural'ın düşmanı falan var mıydı? Garibanın tekiydi. Kim ne yapsın topuksuzu? Öldürülmüş ama. Siz bayağı bir zaman geçirmişsiniz belli. Sana hiçbir şey anlatmadı mı? Geçmişi falan nasılmış mesela? Ailesi var mıymış? Ne ailesi? Bizim ailemiz sokaklar. Başka da kimsemiz yok bizim. Eyvallah ama sen bir zorla bakalım. Daha önce buraya başka gelen giden birileri olmuş muydu? Kimlerle takılırdı? Amma sordum be kardeşim. Benim motor buraya kadar. Tık. Osman. Osman? Bir gece bununla gene kafaları parlatıyoruz. İyi içeride rahmetli. Boş ver şimdi bunu. Bu bir şeyler söyledi. Öyle pek konuşmazdı. Sonra derin bir iç çekti. Yakasını açtı yanıyormuş gibi. Osman dedi. Kim ulan bu Osman dedim. Eski bir dost dedi. İyi tamam dedim. Onu da çağır gelsin beraber içelim dedim. Gelemez. Öldü dedi. Sonra sustu. Yani bir şeyler sordum ama hiç oralı bile olmadı. Bir daha da hiç adından bahsetmedi. Kimdir, necidir hiç öğrenemedim. Galiba bundan sonra da öğrenemeyeceğim. Mert. Son defa bana söz vermeni istiyorum. Bana bakar mısın? Gözüme bakıp söz verir misin? Ne kadar uğraştık o illetten kurtulman için. Hayata tutunman için. Ha? Bak bana. Biliyorum daha elini sürmeyeceksin. Öyle saçma sapan şeylerde düşünmek yok bir daha, tamam mı? Merdi. Sen biriciksin. Hayatım biricik. Sen değer görmediğini, sevilmediğini düşünüyorsun ama yanılıyorsun. Hala seni çok seviyor. En çok da ben. Söz ver. Sen bizim için çok değerlisin. Söz. Söz mü? Söz. Seni çok seviyorum. Şuraya gezip aldım. Lan işimiz gücümüz yok. Bir de bu geri zekalarıyla uğraşıyoruz. Mal. Ne oldu? Sarper ya. Taktı Elif'e. Elif kim? Ya bizim bu Fatma ablanın kızı. Ha, ne alaka? Sarper nereden tanıyor Elif'i? Uzun hikaye ya. Sen geç kalma hadi. İyi tamam. Boş verdim. Ben gidiyorum. Konuşma ya. Hümaya söyler misin? Sonra bir ara benim ofise uğrasın. Söyleyeyim, tamam. Bay bay. Hesabı alayım mı?
Unuttun beni Hakan. Affedersin. Şu hatları bıraksan artık diyorum. Pardon. Çocuk yapsak diyor. Saçmalama. Neden olmasın? Özledim seni. Hem çok ara verdik. Hakan lütfen. Hem Burcu da kardeş istiyor. Senin, benim, ikimizin çocuğu. Hakan saçmalama, ben çocuk falan istemiyorum. Üstüme bakma benim. İşim var benim. Günaydın. 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 Sana da. Ben bir Azize bakayım. Tamam. Sen hoşlanmıyor musun Selin'den? Hocam ne alakası var? Ne suratın hali beş karış o zaman? Dün de kötüydün. Ne oldu, bir şey mi oldu? İyi misin? Esra. Burada kalalım mı? Gitmeyelim İtalya'ya falan. Nasıl yani? Gitmeyelim işte. Oh. Hay vallahi içim rahatladı ya. Ciddi misin sen? Evet. Ya sen herkesten sıkıldım falan deyince gideriz diye düşündüm ben ama aslında içten içe istemiyordum yani. Aklım Mert'te kalacaktı. Ya çok iyi oldu. Gel. Gel babama haber verelim. Hem bizim ne işimiz var İtalya'da? Aziz, günaydın. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben bir atölyeye gideceğim. Demek sonunda karar verdin. Güzel. Uğramasan bozulurdum, o kadar uğraştım. Selam. Kartal, sen uğramazdın buralara. Hangi dağda kurdu öldü? Geri döndü. Geri döndün. Evet. İtalya'ya da gitmiyoruz. Artık üzülmene gerek kalmadı. Kalıp mücadele edeceğim diyorsun. Yani öyle de diyebiliriz, nereden baktığına bağlı. Yenilmekten korkmuyor musun? Oyuna yeni girdim. Elimi bilmiyorsun. Hadi bakalım. Kartal çok poker face baba. Dikkat et, yenilme. Ha, hadi gel, gidip bakalım eksiklik var mı? Tamam. Biz de gidelim mi? Ben çok merak ediyorum atölyeyi. Siz inin, benim biraz işlerim var. Malum uzak kaldım. İyi, tamam. Kolay gelsin. He, tamam. Doğru diyelim dediklerin. Sen niye o zaman beni git çocuğu Kartal'dan al diye gönderiyorsun? He? O çocuk niye Kartal'ın yanında? Demek ki Selin'le Kartal hala birbirlerini seviyorlar. E madem seviyorlar, sen niye kızı ağlaya ağlaya nikah masasına oturtuyorsun? Yazık değil mi?
Niye imza attırıyorsun? Günah değil mi ya? Aklımı oynatacağım. Bir de kalkmış gelmişsin. Hiçbir şey yokmuş gibi nikaha geliyorsun. Aşağıda bir de imza atana kadar bekliyorsun ha? Ben ne diyeyim sana yani? Ben kime inanayım? Neye inanayım ben? Sen doğruları mı duymak istiyorsun? Yanlış bir şey anlatacaksan hiç anlatma bana zaten. Tamam o zaman. Dinle şimdi beni. Senin bu bir türlü akıl erdiremediğin meseleler var ya. Onların hepsi Aziz yüzünden. Biz ne yaşadıysak, ne acı çektiysek hepsinin suçlusu Aziz. Nasılsın? Ne önemi var? Buradayım işte. Önemi var. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok. Oktay lütfen. Çok yoruldum, yapma artık. Özür dilerim. Hangisi için? Hepsi için. Her şey için. Oktay. Beni niye buraya çağırdın? Ne istiyorsun yine benden? Hiç. Oktay. Hiçbir şey istemiyorum. İnanmasan da güvenmesen de söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani ne desen haklısın. Peki niye buradayız? Fuat meselesiyle bir ilgin kalmadı. Nasıl yani? Teşkilattaki arkadaşlar sağ olsun. Olayla ilgili ne varsa aldım. Haberin olsun istedim. Bitti mi yani? Kurtuldun mu? Abla kahve koy da içelim ya. Annem alışverişte ben koyarım. Ya hallederim ben, sen hatırına bak. Yok canım. Olur mu öyle şey, ben koyarım hemen. Tamam. Alo. Süpersin. Dava kaybettiğini hiç görmedim. Tamam konuşuruz, tamam. Ben de seni seviyorum. Bay. Teşekkürler. Onlar ne? Apple pie. Kafeden istediler yine. Sarper de oradadır. Görürsün. Ne alaka? Nereden bileyim? Sana yazıyor herhalde. Telefon numaranı falan isteyince. Verdiniz mi? Tabii ki hayır. Neden vermediniz? Keşke verseydiniz.
Yolladım. Şirketteyim usta. Şu Vural'ı araştırmaya devam ediyorum. Kapattım. Görüşürüz. Eyvallah. Gel Faruk abi gel. Vallahi çok sevindim şirkette olduğunuzu duyunca. İnşallah temelli döndünüz. Nasılsınız? İyi diyelim iyi olsun. Evdekiler nasıl? Allah'a şükür hanım düzeldi bayağı. Ne diyeyim? Siz olmasaydınız tedavi falan ettiremezdik. Çocuklar da iyi, okula başladılar. Kız takdir aldı. Oğlan da iyi. Futbola yazdırdım bu sene. Elimizden tuttunuz. Allah razı olsun sizden. Estağfurullah Faruk abi. Onun için çağırmadım. İyi olun, önemli olan o. Çok şükür efendim. Faruk abi senden bir şey isteyeceğim. Buyurun efendim. Bana son 4 yılın faaliyet raporunu getirsene. Sözleşmeleri de. Bir bakayım ne olmuş, ne bitmiş. Derhal efendim. Bir de banka dökümlerini. Nereye ne ödendi? Alacak verecek var mı? Bakayım. Hemen efendim. Müsaadenizle. Gerçekten her şey Fransa'dakinin aynısı mı? Evet, çok benziyor. Ben de bayağı şaşırdım. Azize bir kere anlatmam yetmiş. Vay canına. Ne kadar romantikmişsin baba. Evlenme teklifini de burada ettin değil mi? Evet. Senin de önce bir şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Ama sonra evet dedi. Vallahi biri bana böyle evlenme teklif etse... hayır diyeceğim varsa da evet derdim. Aşk işte. Aşk. Aşk tabii ya. Aşk. Aşkım. Bana müsaade. Yapılacak işlerim var. Tamam. Tamam. Ben takılıyorum biraz rahatsız olmasın. Tabii tabii. Sen babana kızgın falan mısın? Yok. Niye? Ne bileyim. Dün geldi, sen bugün burada atölyedesin. Ya bir affedemediğim bir şey olur. Görmek istemezsin falan. Var mı öyle bir şey? Yok, hayır. Telefonda konuştuk zaten. Abimle işlerim varmış. Bütün gün beraber olacağız yarın zaten. Anladım. Öğrendin işte. Her şey anlattığım gibi oldu. Ben girmem bu oyuna. Sen oyuna gir diyen mi oldun? Sen karışma, otur köşende bekle. Yok. Onda da kusura bakmayacağız. Ben kardeşime ateş atamam. El kadar yavrusu var. Aziz beni sizden kopardın da sen de el kadardın. Koptun da ne oldu? Maşallahım var. Ulan garibana mı oldu? Ben de kolay geçirmedim onca yılı. Ben de kolay geçirmedim. O yüzden o Sabi o bunları yaşamayacak. Anasının babasının yanında kalacak. Ne yapacaksın? Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Dikilebilecek misin Aziz'in karşısına? Benim karşıma dikilemem, ben de karşısına dikilirim. Oğlum. Sen gel benim sözümü dinle. Ben söz dinleyecek yaşı geçmişim, öyle gelme bana. Kartal'a her şeyi anlatacağım. Kaçıp kurtarsınlar kendilerini. Kurtaramazlar. Ne anlatıyorum ben sana? Ben varım yanlarında. Ne gerekiyorsa. Cansa can, kansa kan. Sen otur, bekle köşende. Thank you.
Tayin Alperiz. Biz çok ağladık. Beraber ayrı çok ağladık. Özür dilerim. Ben bir tuvalete gideceğim. Senin kekler? Kek değil onlar, apple pie. Hazır birazdan götüreceğim işte. Ruj mu sürdün? Makyaj yaptım. Sadece ruj değil. İyi. Şahane şekilde kötü görünüyorsun. Haberin olsun. Hepsi bitkilerin yağları öyle mi? Nerede okumuştum? Bir yerde okudum. Tropikal bölgelerde yetişen bitkilerin esansları daha çok oluyormuş. Doğru mu? Doğru. Peki bazı parfümler niye daha pahalı? Sonuçta hepsi bitkilerden, ağaçlardan oluyor yani. Çünkü bazıları sadece senede bir kere çiçek açıyor. Onlar çok azdır, çok güzel. Esansı da pahalı tabii. Çok enteresan ya. Öyle. Kartal da çağırsam, o da görse aslında. İlk günden iştiye tutturdu. Montumu da almadım. Nereye koydum ki ben telefonu? Ay ya tamam. Ya arabada unuttum ben odada. Daha eski dosyalar lazım Faruk abi bana. Bazıları dijital ortamlarda yok ama. Yani küçük şirketlerle yapılan bozulan anlaşmalar var mesela. Bazı hesap ekstraları da kayıtlarda yoktur. Bunların haricinde ne varsa lazım bana. Özel, genel, ne hesap varsa. Tamam, sizin için hepsini bulurum da. Yalnız biraz bekletebilirim kusura bakmazsanız. Sorun değil, ben buradayım, vaktim bol. Tamam. Faaliyet raporlarını da alabilir miyim? Alam. Müsaadenizle. Faruk abi. Buyurun efendim. Yalnız bu sadece ikimizin arasında. Kartal Bey, söylemenize gerek yok. Müsaadenizle. Oo Faruk, ne var ne yok? Sağ olun Aziz Bey. İyiyim. Vay Aziz Baba. Hızlı giriş yaparım diyorsun ha Kartal, ve dosyalar mosyalar. Öyle. Pausa biraz fazla bastım. Malum 4 yıl. 4 yıl da az buz değil ha. Ya yormasaydın kendini, ben anlatırım sana ne yaptık ettik. Ben hallederim, sen yorumu. Nereden esti?
Ne? Niye döndün? Bu şirkette benim emeğim çok. Biraz da vicdan diyelim. İçim el vermedi bu kadar ayrı kalmaya. Özledim, özledim. Esra hala atölyede mi? Hı. Ben şunu vereyim de geleyim. Kartal? Esra'ya bakmıştım. Telefonunu unutmuş. Almaya gitti. İyi. Kartal! Yüzüme bakmayacak mısın? Bakıyorum. Kusura bakma. Ne için? Deliller vardı. Onlar ne olacak? Ha, onları sana vereceğim. Ne istiyorsan yap. Tamam, teşekkür ederim. Ben alıp gideyim o zaman. Ha, ben yanımda taşımak istemedim. Kaldığım otelde. İstiyorsan git bakalım. Hima, lütfen bak. Benim seni ve Burcu'yu korumaktan başka bir niyetim yok. Bana öyle bakma. Tamam, istemiyorsan gelme. Ben hepsini yakarım. Ama sen yaparsan için rahat eder diye düşünmüştüm. Ya bir kez olsun güven bana. Ha? On numara olmuş burası. Çok güzel. Sen burada güzel vakit geçirirsin. Atmamışsın. Neyi? Yapma Kartal. Sana yaptığım kokuyu. Ama ben onu unuttum ya. Bence sen de öyle şeylerle, böyle gereksiz şeylerle kendini meşgul etme. Thank you.
affedersiniz. Kartal Bey, bir bakar mısınız? Geldim. Ne yaptın abi? Buldun mu dosyayı? Evet. Tamam, sen geç abi, ben geleceğim. Tamam efendim. Kartal, telefonum. Ben de. Bakmadığım yer kalmadı, kahramanımsın. Hadi gel Selin atölyesine bakalım, bir neler yapıyor. Siz takılın benim, biraz işlerim var. Of, herkesin de işleri var vallahi, sıkıldım ben, o zaman gideyim. Sen de çok bekletme ilk günden, tamam mı? Tamam tamam, bakarız. Selin. Hadi görüşürüz. Au revoir. Au revoir. Hala seviyor musun araba kullanmayı? Bazen. Ne zor öğrenmiştin? Bence sen öğretememiştin. Hadi ya, gazla frenin yerini karıştırıyordun. Yok artık. Tabii. Senin yüzünden karpuz sergisine dalıyordu gazda. Benim yüzümden. İnmek istiyorum. Yuma bak. Senden tek istediğim hayatını mutlu devam et. Ben artık yokum biliyorum. Ama en azından kızımızla mutlu yaşa. Elimde değil işte, bazen eski günleri düşünüyorum. Kusura bakma. Ama en azından böyle gitme. Daha eskiye dayanan yok Kartal Bey. 25 sene de bayağı bir eski Faruk abi. Evet öyle. Bir sorun mu var? Yok yok, sen çık. Teşekkür ederim abi. Ne demek efendim? Faruk abi. Unutma, bunların bende olduğunu kimse bilmeyecek. Merak etmeyin efendim. Aziz bu Vural'a tam 25 senedir para gönderiyormuş. Demek Osman'ı ortadan kaldırmak için Vural'ı tuttu Aziz. Mesele büyük Emre. Mesele çok büyük. Babacığım, kaç kere aramışsın? Sen neden açmıyorsun telefonunu? Ne oldu? Sesin de kötü. Sadık, öğrendi her şeyi. Kartal'ı bilecek diye tutturdu. Ne? Ne diyorsun sen baba? Şimdi Sadık sana doğru geliyor, ben de peşindeyim.
O kartalla konuşmadan hemen yakala onu. Hadi hadi fırla. Tamam. Hayırdır Sadık? Merhaba Kartal. Seninle baktıysan yukarıda atölyesinde. Yok. Abicim. Hoş geldin. Ha, çocuklar. İkiniz de buradasınız ha? Baba. Gelsenize birlikte kahve içelim. Gel. Merhaba Kartal. Merhaba. Osman Bey. Efendim. Akşam müsaitseniz yemek yiyelim. İkimiz. Tabii. Sen saati mekanı belirle, sevinirim. Anlaştık. Ben size haber veririm. Daha fazla bekletmeyeyim. Görüşürüz. Abicim lütfen bir sakin ol. Sana yalvarıyorum. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Kartal'a bir şey anlatamayız. Ya Kartal'ın hakkı değil mi bunu bilmesi yani? Mecburuz. Kartal öğrenirse Aziz onu öldürecek. Çocuğumu babasız bırakma. Ya sen nasıl bir oyuna girdin? Abicim lütfen. Lütfen. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Efendim Hakan. Neredesin Hüma? Bir arkadaşımdayım. Bir süredir görüşememiştik de arada ona geldim. Tamam konuşuruz. Ya dinlenecektin değil mi? Gene burada işe güce dalmışsın oğlum. Vakit nakittir demiş Aziz Alkan. Sana yaprak serdim. Seversin. Ben de beni unuttun sanmıştım. Kurban olurum sana. Unutur muyum hiç? Ama işte oğlum düğündü, gelendi, gidendi derken seni ihmal ettim. Ama söz veriyorum telafi edeceğim. Kızma Fatma ablana ne olur. Ya ben sana hiç kızar mıyım be? Şunlara bak, tadına baktın mı hiç? Afiyet olsun, yarasın. Uf. Kan can olsun oğluma. Hadi ben seni tutmayayım, işlerine devam et. Tamam, kolay gelsin. Sarper bir çıtır düşürmüş, ısırdı ısıracak. Ya muhteşem olmuş. Nasıl yapıyorsun sen bunları? Afiyet olsun. Kesin sevgini de katıyorsundur bu sihirli ellerle. Çok şakacısınız. Ama hala siz mi?
Artık bana Sarper'cim diyebilirsin. Samimi olduk sonuçta. İstemiyorum. Sadece misafir etmek istemiştim. Teşekkür ederim. Otursan. Burcu nasıl? İyi. Sen? Gayet iyiyim. Hala yalan söylemeyi öğrenememişsin. Hiç ihtiyacım olmadı ki. Ama bak yani bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bana söyle. Senin için, kızın için. Biz iyiyiz. Yaklaşma diyorsun yani. Ah Hüma, ah. Beni hiçbir zaman affetmeyeceksin değil mi? Ben affetmekten çoktan vazgeçtim. Sen de affedilmeyi bekleme artık. Peki ya ben sadece bunun için yaşıyorsam? Sarper ne oluyor? Asıl sana ne oluyor Mert? Kız gitmek istiyor. Niye izin vermiyorsun? Abicim sana ne? Bak Mert benim asabımı bozma. Yok diyorum ki kız buradan çıkmak istiyor. Niye izin vermiyorsun? Abicim sana ne? Sen kimsin ya? Mert Bey! Abicim ne yapıyorsun oğlum? Sarper ne ya? Toparla şu yürü sen de. Ya çek elini be. Yürü. Ama... Özlemişim memleket yemeklerini. Sen niye yemiyorsun?
Aç diyelim, afiyet olsun. Olur mu öyle şey ya? Misafirin yanında yememek olmaz. Misafir misiniz? Şimdilik. Merak ediyorsun değil mi? Neyi? Bu ölü adam nereden çıkıp geldi diye soruyorsun. Evet. Ama merak ettiğim başka bir şey daha var. Babam. Çok iyi adamdı babam. Can dostumdu benim. Aziz gibi mi? Aziz gibi. Nasıl öldü babam? Aziz bir şey anlattın mı? Böyle bir kavgaya karışmış. Birileri vurmuş babamı. Kimin vurduğunu bilen yok. Öyle. Benim babamı vurmak isteyecek dünyada kaç kişi var? Kartal. Belli. İçini kemirecek bu sorular hep. Haklısın da. Ama baban bazı karanlık işlere karışmıştı. Karanlık? Kaçakçılık. Yapma etme dedik ama bir türlü dinletemedik. Engel olmaya çalıştık ama zapt edemedik. Sonra bizim bilmediğimiz, tanımadığımız adamlarla iş yapmaya başlamış. Başına bela olmuş. Sonra malum işte. Ne oluyor Osman, hayırdır? Öyle bir uğradım. Osman, işim gücüm var. Ne derdin var yine? Bak sen kızmadan beni bir dinle şimdi. Bak yine aynı meseleyse ben böyle işte yokum ben. Bunun için de dolanma kapında. Beni bir dinle, gözünü seveyim. Osman, dinleyecek bir şey yok. Hadi git işine. Kafanı kullan Mustafa. Şu Otello köşesinde çürüyüp gideceksin. Karın da hasta bak. Yazık, günah değil mi? Uzatma. Bak Aziz tehlikeli adamdır. Artık sen de bu işin içindesin. İstemesen de mecbur içindesin. Öğrendin her şeyi. Aziz'le de çok zıt gitme. Çok aradık. Soruşturmadığımız yer kalmadı. Ama bir türlü bulamadık onu buranı. Bulsaydınız ne yapardınız? Sıkardık kafasına.
Yol boyu hiç konuşmadın. Bir şey söylemeyecek misin? Hakan ben... Yorma kendini Ma. Zaten bizi yorucu günler bekliyor. Anlamadım. Çocuk yapacağız. Kusura bakma ya. Arayan çok eski bir arkadaşım. Şimdi gitmesem çok ayıp olacak. Ben sana hikayemi anlattım. Bir dahaki sefere de sen bana anlatırsın ha? Artık beni de bir baba bil. Sen bana Mustafa'mın yadigarısın. Vural Çakır. O da mı babamın arkadaşıydı? Onu Aziz daha iyi tanır. Mesaj yerine ulaştı. Vural Çakır'ı sormaya başladı bile. Aziz Hakan kendi elleriyle katilini yarattı yani. Selin, kızım, ben senin babanım. Asıl mesele Aziz'le olan. Biz eski dostuz diyorum. Geçmişi unutamayız diyorum. Derdin ne o zaman? Hey gidi topuksuz Vural Bey. Aziz bu Vural'a tam 25 senedir para gönderiyormuş. Demek Osman'ı ortadan kaldırmak için Vural'ı tuttu Aziz. Mesele çok büyük. Osman? Kim ulan bu Osman dedim. Eski bir dost dedi. İyi tamam dedim. Onu da çağır gelsin beraber içelim dedim. Gelemez. Öldü dedi. Vural Çakır. O da mı babamın arkadaşıydı? Onu Aziz daha iyi tanır. Selin. Aziz. Fatma Hanım'a söyledim, Osman'ın odasını hazırladı. Ama neden ben Osman'la... Çünkü artık karı kocayız. Çünkü artık seni yanımdan ayırmayacağım. Çünkü... artık benimsin. Aferin sana. Basket. İşte bu. Kartal yok mu? Ne yapacaksın sen kartalı? Gezmeye gidecektik.
Kartal'la mı gideceksiniz gezmeye? Annem ben Kartal. Öyle mi? Ne gezmesiymiş bu? Ayşe'mine gitmiştik ya. O da demişti annem, uzaktaymış. Ne diyorsun aşkım sen? Annem kimseye söyleme demişti. Yeni bir şey olmuş. Ne oldu? Çok şey oldu. Emre. Önümde bir yol var. Ben de yolun başındayım. Girersem dönüş yok. Girmezsem... Emre, ben girmezsem benim hep bir tarafım yarım kalacak. Oğlum açık açık konuşsana, ne oldu? Fena şeyler ya. Masada büyük oyun dönüyor. Masada çok büyük oyun dönüyor Emre. Aziz'le Osman da baş kahramanlar. Bak şimdi ben sana anlatayım. Bunlar çok eskiden üç arkadaştılar. Üçüncü de babamdı. Biliyorsun değil mi? İşte bu Osman eğer kefeni yırtmasaydı ne olacaktı? Aziz tek başına kalacaktı. Tek. Anlıyor musun? Üç kişiden ikisi ölü olacaktı. Allah Allah! Yani? Yanisi şu. Ben bu yola gireceğim. Bu oyun ne olursa olsun, bunun kurallarını kim koyduysa koysun, ben bu oyuna gireceğim. Ben o masada oturacağım. Ben o masayı dağıtmak için o masada oturacağım.